İsmet Paşa'nın cumhurbaşkanlığından bu yana bütün cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, herkesle tanıştım. Dostluk kurdum, aynı sofrada oturdum, taklitlerini yaptım, tiyatroma geldiler. Çeşitli biçimlerde yüz yüze geldik. Biri hariçti, bu son hala maalesef başımızda olan Recep Tayyip Erdoğan'dı. Maalesef deme sebebim Atatürk ilkelerini, cumhuriyeti içe sayarak, demokrasi bizim için tramvaydır, istediğimiz durakta ineriz diyerek, Mustafa Kemal Atatürk'e ayyaş diyerek bir takım tabirlerle bugünlere geldik. Ben dediğim gibi onların hepsini tanıdım. Demokrasiden anladığım ve edindiğim birikimlerle AKP'ye bir çift sözüm var. Artık o eski şımarıklık devriniz bitti sizin. Siz bugün Türkiye'nin ilk partisi değil, birinci partisi değil, ikinci partisisiniz. Ayrıca yaptığınız bütün hukuksuzluklar, bütün üç kağıtlar, rüşvetler, yalanlar, Allah'la kandırmalar filan sona erdi. Sizin devriniz bitti. Siz istediğiniz kadar şimdi artık konuşun. Ama şımarıklığı lütfen kesin. Sizin karşınızda öyle bir halk var ki, düşünün, Türkiye'nin ekonomik olarak %75'i, Türkiye'nin oran olarak sizin yerleşim nüfusu bakımından bulunduğunuz illerin 2 misli, 3 misli. Onun için azınlıktasınız. Biz azınlıkların haklarının korunmasından hep yana olduk. Sizi mutlaka korumalı hükümet olacak olan CHP veyahut bir başkası, bilmiyorum. Ama o eski şımarıklıklarınıza devam ederseniz halkı daha fazla karşınızda bulacaksınız. Bunu bilin. Çünkü yaptıklarınızdan, yalanlarınızdan, Allah'ı dine alet edinmenizden, hukuksuzluğunuzdan, ekonomiyi bu hale getirmenizden millet bıktı. Öyle olmasaydı böyle olmazdı zaten. O eski şımarıklıklara hemen bir an önce son verin. Aksi halde bu millet ikinci şamarını genel seçimlerde atar. Ben genel seçimlerin de çok uzakta olduğunu sanmıyorum. Hoşça kalın. Hey.